Ekranda bir sayı var. Şimdi hemen videoyu durdurun ve bu sayının kaç tane yüzlüğü, kaç tane onluğu ve kaç tane birliği olduğunu kendi kendinize bulmaya çalışın. Sonra da birlikte yapalım. Hadi bakalım. Bu soruya cevap verebilmek için sayının basamaklarını incelememiz gerekecek. Bunu yapmaya yüzlüklerde de başlayabilirsiniz, birliklerde de. Bu defa sağ taraftan yani birliklerle başlayalım. Sağdan başladığımızda ilk basamak birler basamağıdır ve bu sayının birler basamağında 2 var. O halde buradaki tablonun birler basamağına 2 yazabiliriz. Sıradaki basamak onlar basamağı. Onlar basamağı bize bir sayının kaç tane onluğu olduğunu gösterir. Buradaki rakam 4 olduğuna göre bu sayının 4 tane onluğu vardır. Buraya bunu da yazalım. Son olarak sola doğru bir basamak daha ilerleyince yüzler basamağına gelmiş olacağız. Yüzler basamağındaki rakam 8 olduğu için bu sayının 8 yüzlüğü vardır diyoruz. Tekrar edelim mi? 842 sayısını 800'lük artı 4 onluk artı 2 birlik olarak da yazabiliriz. Hatta isterseniz 800'lük 800'dür, artı 4 onluk 40'tır, artı 2 birlik ise 2. Bunlar aynı sayıyı temsil etmenin farklı yollarıdır. Buradaki ise basamak değeri tablosu olarak bilinir ve bu tablo basamak değerleri hakkında konuşurken sıklıkla karşımıza çıkacak. Bu yüzden de birisi size basamak değeri tablosu dediğinde kastettiği şeyin bu olduğunu bilmelisiniz. Hadi isterseniz hemen bir örnek daha yapalım. Bu defa da bir bakalım. Bu sayıyı basamak değeri tablosuna yerleştirmeye çalışalım. Haydi bu sayının da kaç yüzlüğü, kaç onluğu ve kaç birliği olduğunu bulmaya çalışalım. Hemen videoyu durdurun ve bunu benden önce kendi kendinize yapmaya çalışın. Peki bu sefer de soldan başlayacağım. Bu yüzler basamağı, bu onlar ve bu da birler basamağı. Birler, onlar ve yüzler basamağı. Yüzler basamağındaki 5 bize sayının 5 tane yüzlüğü olduğunu gösteriyor. İşte burada. Devam edelim. Bu sayının 0 tane onluğu var. Bu yüzden buraya da 0 yazıyorum. Birler basamağında da 7 olduğu için buraya da 7.